Herkese merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldin. G300S uzun kullanım testine geçmeden önce G300S hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. G300S çıktığından beri bir kafa karışıklığı yaratılıyor. Bunun sebebi ise G300'den aynı model ve aynı tasarıma sahip olması. G300'de sol klik arızası olması sebebiyle G300S piyasaya sürüldü. Ve bu arızalar giderildi. G300S piyasaya çıkalı uzun bir zaman oldu. Piyasada iki türlü şekilde satılmakta. Bir, mouse'un kendisi. iki mouse ve mousepad set halinde. Fiyatları değişiklik gösteriyor. Ben bu mouse'u aldığım zaman, yani 2019'un birinci ayında aldım. 132 TL civarlarında aldım ve piyasada da bu seviyedeydi. O zamanlarda petli versiyonları yaklaşık olarak 160 TL 170 TL arasında değişik gösteriyordu. Peki piyasa koşullarına şu an 2022'nin 8. ayına baktığımızda bu fiyat 260, 263 bazı firmalarda 600'e kadar çıkıyor. Her zaman gibi abartıyorlar. 700'e baktığımız zaman 110 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu kablosu dahil halinde. Ancak kablosu kendi bünyesinden ayrılamıyor. Yani kablosuz bir model değil. Ve mouse'umuzda diğer mouse'larda oyuncu mouse'larında görebildiğimiz ağırlık ekleme modu yok. Yani herhangi bir ağırlık içerisine takamıyoruz. Bunun yanında G300S 200 dpi ile 2500 dpi gibi geniş bir aralıkta dpi sunuyor bize. Ve dpi kademeleri 50 dpi'de bir. 50, 100, 150, 200 bu kademelerde çıkıyor. Ve istediğimiz aralıkla belirleyebiliyoruz. Eğer kendi yazılımını, Logitech'in kendi yazılımını kullanırsak 5 kademede DPI ayarı yapabiliriz. Hazır söz konusu DPI iken burada raporlama hızı 1 milisaniye yani 1000 olarak gösteriliyor. Aynı zamanda gene yazılımın içerisinde farklı kademeleri de düşürebilirsiniz. Ama eğer FPS oyunu oynuyorsanız bunu 1000'de tutmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü hızlı tepki vermeniz gerekiyor. 2500 DPI'ye kadar çıkıyor olması 2500 DPI'de kullanmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Eğer FPS camiasına bakarsak burada en yüksek rakamın 1000 olduğunu görebiliriz aslında. Yani 2500 DPI bizim kullanımımız için biraz fazla olabilir. Ama eğer çözünürlüğünüz yüksekse elbette ki DPI ihtiyacımız var. Ben aşina olduğum Valorant tarafından bakarsanız e-spor camiasında 300 dpi'den başlayıp 800 ve 1000 dpi'ye kadar kullanıyorlar. Ve raporlama hızları 1000'de sabit. G300S iki modda çalışıyor. Birincisi mouse'un kendi hafızası var. Evet kendi hafızası var çünkü üzerinde 9 adet programlanan bir tuş var. İkisi solda ikisi sağda. Sol klik, sağ klik, mouse'un roll tuşu ve mod ve DPI değiştirme tuşu. Toplamda 9 tuşumuz var. Ve bunların hepsi değiştirilebilir tuşlar. Yani program atayabiliriz. Ama mouse'u tam anlamıyla kullanabilmemiz için Logitech'in kendi yazılımına ihtiyacımız var. Tak çalışır özelliğiyle biraz daha kısıtlanmış kalıyoruz. Bunun güzel yanı ne? Eğer bu tuşlara harfler ya da klavyeden bazı fonksiyonlar atadığımızda mouse'u götürüp arkadaşımızın veya herhangi bir bilgisayara taktığımızda kullanabiliyor olmamız. Ama bunun yanında eğer makro gibi veya daha işlevsel tuşları elde etmek istiyorsanız Logitech'in yazılımı şart. Mouse'un uzun kullanım testine geldiği zaman yaklaşık olarak 3 yıl bir süreyle kullandım bunu. Yani 2019'un başından 2022'nin 8. ayına kadar aralıksız kullandım. Mouse'un genel olarak fiziksel yapısına baktığımız zaman Logo yazısında biraz silinme görüyoruz boyasında. Bu bizi hiç alakadar etmez. Silinse de bir şey olmaz. Soldaki ve sağdaki sol ve sağdaki kauçuk tuttuğumuz alanlarda deformasyon başladı. Bu yaklaşık olarak son bir ayda başladı. Son bir aya kadar herhangi bir deformasyon yoktu. Bizi ilgilenen asıl kısım teflon ayakları. Teflon ayakları bu süre içerisinde tükendi veya bitti mi? teflon ayaklara baktığımız zaman hala yeterli miktarda olduğunu görebiliriz. Bu mouse hem mousepad düzeyinde hem de farklı yüzeylerde uzunca bir süre kullanıldı. Ve herhangi bir sorun yaşamıyorum hala. Bunun dışında eğer masaüstü kullanıyorsanız yazılım sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ancak gel gelelim dizüstü cihaz kullananlara. Dizüstü cihaz kullananlarda ufak tefek yazılım problemleri var. Logitech'in geliştirmesi gerekiyor. Yazılımsal problemler derken şunu kastediyorum. Örneğin bilgisayarınızı açtınız ve kullanmak istediğinizde mouse'u sonradan takıyor olabilirsiniz. Veya mouse ihtiyacınız sonradan gelmiş olabilir. Çalışmamış. Daha doğrusu mouse tak çalışır. Özelliği sayesinde çalışıyor. Ancak yazılım bu konuda devreye girmiyor. Tekrardan bir reset atmanız gerekiyor. Örneğin reset attınız. Bilgisayarınızın sol tarafındaki USB portunu kullanıyordunuz. Ancak siz sağ tarafındaki USB portuna bağlı olarak açtınız. Tekrardan yazılım düzgün bir şekilde çalışmıyor. Daha çok USB portunu havzasını tutuyor gibi gözüküyor. Ancak bazı aralıklarda bazı gelen güncellemelerde bu sorun çözülüyor. Ve iki bu taraftaki portlarda da kullanabiliyoruz. Aynı zamanda sonradan yani açtıktan sonra da mouse'u taktığımızda aktif olarak kullanabiliyoruz. Yani burada mouse'un uygulamasının açılıp açılmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Ancak şunu söyleyebileyim. Bu çok sık oluyor mu? Hayır. Ayda iki sefer, 3 sefer oluyor. Ama genel kullanımda bazen rahatsızlık duyabilirsiniz. Uf yine mi yeniden başlatacağım diyebilirsiniz. İşin sonuna gelirsek eğer makro özelliğine sahip yazılım üzerinde altı profil ve bu altı profili ek olarak 3 profil seçeneği var. Yani her altı profilin altında üçer profil daha oluşturabiliyoruz. Burada mod değiştirme tuşunu saymazsak bir profilde toplamda 24 tane tuşumuz oluyor. Yani bir profilde 8 tuşu kullanabiliyoruz. Sonraki moda geçirip 1.8 daha, sonraki moda geçirip 1.8 daha kullanabiliyoruz. Aynı zamanda oyun algılama özelliği sayesinde oyunlara özel profiller oluşturabilip aralarında hızlıca geçiş yapabiliyoruz. Hatta yazılım üzerinde oyun algılamayı açtığımızda hiç uğraşmamıza gerek yok. Kendisi zaten oyunu algılayıp o profil moduna geçebiliyor. Yani şu anki piyasada bu maaş, bu fiyatla alınır mı diye soruyorsanız elbette alınır. İşimizi rahatlıkla görür. Özellikle günlük kullanımlarınızda çok işinize yarayacağını düşünüyorum. 3 yılı aşkınları kullanıyorum. Yaklaşık çevremdeki 5 kişiye de tavsiye edip onların da memnuniyet aldıktan sonra rahatlıkla söyleyebilirim ki siz de alabilirsiniz. Eğer yazılım tarafını nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız hemen kanalımın diğer videosuna kartlardan veya açıklama kısmından geçebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi yorum yapmayı unutma.